Birinci sorumuzda orijinden geçen D doğrusu ile A 2,8 noktasında D doğrusuna dik olan K doğrusu şekildeki gibidir. Buna göre K doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır? Şimdi arkadaşlar, A noktası 2'ye 8. Bakın biz şu şekilde çizdiğimiz vakit. Bakın şu kısım 2 ve şu kısım 8. Bakın K'yı şöyle uzatalım. Bakın kestiği noktayı bilmiyoruz. Şu kısma bir M diyelim. Dikten dik Öklit bağıntımız var. Bakın 8'in karesi 2 çarpı m olur. 64 eşittir. 2 çarpı m ise m eşittir. 32 gelecektir. Bakın m 32. 1, 2 de burada olduğu için kestiğimiz nokta 34 olur. İkinci sorumuzda bir koordinat sisteminde ABCD karesi ile A 15'e 23, E 21'e 0 noktaları şekildeki gibidir. Buna göre EB kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar bakın A verildiği için biz şunu şöyle uzattığımız takdirde. Bakın şu kısım 15. O halde BC uzunluğumuz da 15. Demek ki bu kısım da 15. O halde yükseklik 23 olacağından buraya kaldı 8. Bakın bu kısım dik. Şimdi orijinden E noktasına kadar olan uzaklığımız 21 birim. 15'e gittiği için buraya 6 kalır. Bakın burada güzel bir dik üçgenimiz var. 6, 8, 10 üçgeninden BE uzunluğu 10 birimdir. Üçüncü sorumuzda dik koordinat sisteminde kenarları eksenlere paralel olan ABCD dikdörtgeni ile ilgili A 2'ye eksi 2, C 4'e 6 bilgileri verilmiştir. Buna göre ABCD dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? Bakın arkadaşlar önce şöyle koordinat düzlemimizi bir çizelim. Şu kısım x ve şu kısım y. Şimdi 2'ye eksi 2. Bakın şu kısım 2 olsun. Şu kısım da eksi 2. Bakın birinci noktamız şurası. Yani şu kısım bizim için A. Şimdi diğer noktamız 4'e 6. Bakın 4 şurada. Bakın 6 ise burada. Bakın bunu çizdiğimiz vakit. Bakın bu da diğeri olacaktır. Ve bu noktamız C. Şimdi eksenlere paralel dediği için arkadaşlar bakın. Paralelliğimiz devam etmek zorunda. O zaman benim diğer noktam burada olmalı. Bakın diğer noktamız da burada olmalı. Yani B burada, D de burada olmalı. O halde şu kısım. Şimdi bakın şu kısım 2 birim olduğu için. Tamam da 4 olduğu için burası 2. Bakın burası 6'ydı. Şu kısım da 2, 8. O halde çevre 2 çarpı 2 artı 8'den 20 birim olur.